Peki neler yaşanıyor? Bugünün EYT gündeminde neler var? Son durum. Öncelikle şu daveti yahut düzelteyim özür dilerim. Şu randevu talebi mektubu. EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran biliyorsunuz Özüpak hanımefendi Efendi bayraktarlığını yapıyor. Başkan Vedat Bilgin'e yani Çalışma Bakanı'na bir randevu talebi, bir mektup kalemi aldı gönderdi bizle görüşün dedi. Vedat Bey'in cevabı bekleniyor. Öyle ya bu kadar insanın temsilcisi bu yapı, muhatap alınması, çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulması ve iki yapının da birbirine destek vermesi gerekiyor. Randevu talebi Vedat Bey verecek mi? Takipçisi olacağız. Cevap bekleniyor. Bir de net rakamlar. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Ah komşumun ineği ölsün mantığıyla Aman efendim öyle 40'lı yaşlarda emekli mi olacak? Milyonlarca insan hazine mi dayanır buna? Bilmeden böyle görüş seslendirenler var ya. Evet biz bilmeyiz ama her konuda fikrimiz vardır biliyorsunuz. Onlara cevap niteliğindeki rakamları topladım. Efendim Türkiye'deki tüm EYT'liler prim günü dolmuş. SGK girişi 99'dan önce baktığınızda toplam 6 milyon 300 bin kişi toplu. Bugün çıksa yani EYT yarın bu gece resmi gazetede yayınlandı, meclis falan, prosedür tamamlandı. 900 bin kişi emekli olabilir. Bunların bir yıllık maaşlarını söyleyeyim size. Öyle çok para değil. Devletimiz güçlüdür. Biz devletimize inanan, vergilerini ödeyen, primlerini ödeyen, seçim gelince oyunu veren, askerliğini yapan, namuslu vatandaşlarıyız. İki yıl maliyet, özür dilerim ilk yıl maliyeti 900 bin kişi emekli olduğunda 3 milyar liralarda. Kimse işkembeyi kübradan atmasın. Yani yasa çıkınca ertesi sabah 10 milyon kişi emekli olacakmış, maaşa bağlanacakmış. Yok öyle bir şey. Şimdi yönetmenim Bülent az önce kulağıma çarpıcı bir bilgi verdi. O sona kalsın gecenin flash gelişmesi olacak. Peki Fuat Oktay Bey ne dedi? Bugün mecliste konuştu. Yaş şartı yerine gelmeden emekli olunamaz. Kafamız karıştı. Arabi ifadesiyle ya da eskilerin ifadesiyle kocaman bir istifam denir. Kocaman bir soru işareti. E nasıl bir çalışma yapılıyor? Anlamadık ki. Yaş şartı yerine gelmeden emekli olunamaz. Tamam. Evet. Peki Yapılan çalışma ne? Şu anda Çalışma Bakanlığı'nda götürülen. Bülent son kararınızı söyler misin bana? Evet. Çıkma yaptı. Evet. Beş gösterge. Buyurunuz. Akşamın son dakikası. Kulağıma söyledi Salih Selçuk. Vedat Bilgin az önce bir açıklama yapmış Çalışma Bakanı bakanlığımız bünyesinde herhangi bir EYT, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma yoktur. Bizim önceliğimiz 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaları tamamlamaktır. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Kocaman bir istifam soru işareti demiştim. Fuat Oktay Bey'in meclis konuşmasından sonra. Buyurunuz. Bilemedim. Hani çalışma yapılıyordu? Vedat Bey, iki gün önce açıklamıştınız. Şimdi çalışma yok çıkamadık biz bu işin içinden